Ayşevik mi? Gel bakayım. İndirelim mi? Start. Hilton Bodrum'da zeytin toplama başladı. Zeytinciler belli oluyor. Hay mübarek. Berekete bak. Yarıyor, yarıyor havada. Mehmet, Mart ayı geçti, sen ne yapıyorsun orada? Sağ ol Sefa Usta. Perihan gel, çekişke yap. Akif Usta gel. Koy verdin gittin bizi. Anıl da katıldı. Gülcan Ak katıldı. Kolay Bafra'ya selamlar. Güzel köyüm. Sağ ol Perihan. Kim var? Atakta kim var? Şükrü Usta hiç acımıyor vallahi. Seneye nasıl olsa toplamayacağım diyor herhalde. Dalları kıracak. Baklavacı. Allah'ın hataylısı. Sağ ol Anıl. Sağ ol Perihan Hanım. Biliyorum isteyince geleceğini. Sağ olasın. Evet. Perihan, Anıl, Sefa, bütün ekip burada. Akif. Sağ ol Serdar'ım. Aykoğan. Sağ olun Gülcan ablacığım. Selamlar köye. Mehmet Bey, ne kadar yağ elde ederiz? Bizim kendi arazimizdeki zeytinlerden. 350 kilo yağ test. 350 kilo? Evet. Bak Perihan diyor ki makinesi var bunu diyor. Makine alamıyorlar mı diyor. Neyse, sessiz kalmak da cevaptır. Perihan aldın sen cevabı. Sağ olun Özgür Bey. Ekip canavar gibi. Şimdi canlı yayını takip edenler, canlı yayını takip edenler için güzel bir deniz manzarasına geçeceğim birazdan. Şu an villalar bölümündeyiz. Gülcan annem yanında mı? Çok selam söyle. Kocaman öptüm onu. Çok özledim. Arkadaşlar hızlı başladık. Ne oldu? Yağmur dolu kesildi usta. Dolu kesildi. Öbür tarafta daha mı çok? Sağ ol Ege Nur. Bravo Mehmet. Rasim abinin gözü görmez, kafana indirmesin sopayı. İlk yapışın. Abi camını kırarsın gözlerin. Usta sen de anlıyormuşsun bu işten ya. Ya. Evet, senin anneni de özledik canım. Sen annene de selamlar. Naci. Naci yengeye de selam. Kendi anneme de selam. Şimdi buradan size güllük Didim manzarası seyrettireceğim. Villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki zeytinleri topluyoruz. Daha önce bu ayvaları topladık. 12 kasa. Tesisteki ayvalardan 12 kasa ayva çıktı. Ayva tatlısı yaptık. Reçel yaptık. Bu karabiber ağacı. Hatta yerde karabiberler var. İnşallah sıra bunlara da gelecek. Ama önce zeytini bitirmemiz lazım. Evet. Şimdi bu taraf cennet koyu. Şurası şöyle. Karşı koy cennet koyu. Evet Selçuk Usta, ayvalar gerçekten güzeldi. Ama ayvalardan daha güzel olan ekip. Ekibimiz ayvalardan daha güzeldi bu sene. Karşı taraf beyaz evlerin göründüğü yerler. Güllük, Didim tarafları. Güllük tarafı. Bu tarafta rüzgar güllerinin göründüğü yerlerde Didim tarafı. Şimdi otel tarafına geçiyorum. Bir de otel tarafını göstereceğim bu canlı yayındaki arkadaşlar için.
Buralar villalar. Yarım ada şeklinde burası. 11 tane villası var. Sezonu kapattık. Şu an tesisteki zeytinleri topluyoruz. Yaklaşık 350 kilogram kadar, 350 litre kadar zeytinyağı elde etmeyi düşünüyoruz. Hedefliyoruz. Mutfaktaki arkadaşlarımız canla başta çalışıyorlar. Sezon bitti deyip yatmıyorlar. Ne yapabiliriz diye bu şekilde efor sarf ediyorlar. Bahçıvanımız Rasim ustamız. Gündür hoş geldin. Hasan Bey selam. Melih. Bütün katılımcılara selamlar. Şimdi otel tarafını bir göstereceğim size. Arkadaşlar zeytin toplarken. Şanlı Hasan da katıldı. Hoş geldin. Evet. Şimdi yürüyorum villalardan. Otel tarafında o muhteşem koyu göreceksiniz. Hilton'a tatile geldiğinizde nasıl bir akvaryumun içinde, göl gibi görünen akvaryum içinde yüzeceğiniz yeri göstereceğim şimdi. Az kaldı. Kardeşim nasılsın? Ne var ne yok? Çoluk çocuk, enişte. Evet, şimdi müthiş bir manzaraya hazır olun. Gerçi köyümüzden kolaydan daha güzel değil ama yine idare eder. Bütün dünya, bütün sosyete bu tarafa geldiğine göre bildikleri var demek. Başka bir villanın bahçesindeyiz şu an. Evet. Muhteşem koyumuz. Burası Hilton Türkbükü Bodrum. Yukarıdan başlıyor. Bu gördüğünüz bütün alan. Burası paparazzi Yunan mutfağı. Aşağısı seaport. Gündüz sinek, akşam balık restoranı. Büyük görünen yer bala salonu. Onun altında ana mutfak, ana restoran. Şurası gündüzleri beach, akşamları İtalyan restoranı. İleride su kaydırakları. Direklerin göründüğü yer kebapçı. Bu taraf göl türkbükü koyu. Göl türkbükünün bir arkası, burada ağaçlardan göremediğimiz nokta türkbükü. Yan taraf Mandarin Oriental Bodrum. Hemen mandalinin arkası, bu burnunun arkası da cennet koyu dedikleri yer. Gerçekten muhteşem. Bodrum'un en güzel yeri burası. En güzel denizi. Bakın kışın bile burası. Bu tarafta dalgalar varken burası hep bu dinginliğini koruyor. Sanki göl gibi. Eriştelerin hası da katıldı. Selamlar Mustafa abi. Öpüyorum kocaman. Şimdi böyle bir tanıtım yaptıktan sonra tekrar zeytin toplayan arkadaşlarımın yanına gideceğim. Ondan sonra da bu yayını bitireceğiz. Mesajlarınız, yorumlarınız varsa onları alabilirim. Bu ağaçları toplamış arkadaşlar. Dediğim gibi villalar kısmından, 11 villanın olduğu yarımada kısmındayız şu anda. Bunlar toplanmış zeytinler. Şu ana kadar bunlar hariç dün 250 kilo topladık. Bugün de bir o kadar toplayıp en sonunda 3-4 gün sonra bitirip yaklaşık 350 kilo zeytinyağına ulaşmayı hedefliyoruz. Akif'im sağ ol, buradaki arkadaşlar götürüyorlar işi. İhtiyaç olursa memnuniyetle ararım sizi. Sağ ol Mustafa abi. Evet, uzaklaştık arkadaşlar, arazimi bakalım. Gerçi çalışırlar. Ben ekipten bu sene çok memnundum. Çok güzel işler yaptılar. Ekip gerçekten Bodrum'un en iyi mutfak ekibiydi diyebilirim. Evet. Zeytin düşürmeye devam. Aman bastığınız yere dikkat edin arkadaşlar. Kafamıza zeytin düşmesin.
En son sizin orada finali bağlayalım. Aynen, aynen abi, zahmetli iş. Ama zahmetine değer. Çekişte mi yapacaksınız bunları? Evet, bunlar çekişke olacak. Evet, bunları çekişte, çekişke, çekişke de deniyor, çekişte de deniyor. Bodrum'un Milas bölgesinin kırma zeytini. Bunlar taşta ya da çekişte bir kere vurulacak, kırılıp ondan sonra suda bekletilecek 15 gün. Daha sonra suyu değiştirilecek. Pardon Gül abla, Gülcan Gül karıştırdım. Hepsine, herkese selam. Hepinizi çok iyi tanıyor biliyorum. Herkese selam. Sürçülisan affola. Bafra Kola'ya selamlar. Bahçıvanınız Rasim Bey bu sene çok güzel işler yaptı. Oteli kapattık maalesef. Sezon bitti. Perihan Hanım, ben de aynı şeyi söylüyorum. Seneye lazım, ağaçlara vurmayın, dövmeyin diyorum ama seneye kim öle kim kala diyorlar. Arkadaşlar 20'si son gün olduğu için acımıyorlar vallahi. Gözüne gözüne vuruyorlar dalların. Harun abi çok sağ ol. Selamlar. Deli Hanım, sen bu çekişteyi bir anlatır mısın? Şu Bodrum'un yöresel kırma zeytini. Yeşil zeytin nasıl yapacaksın şimdi? Yeşil zeytinleri çekişle eziyoruz. Çekişle, evet. Bir kere vuruyorsun fazla. Yani, evet, bir kere vuruyorsun. Çekirde içinde kalıyor. Evet. Bundan sonra suya ıslatıyoruz. Suyun ya, içinde bir şey var mı? Yok, sadece suyla katlanıncaya kadar suyunu değiştiriyoruz. Katlandıktan sonra tuz koyuyoruz, limon suyu koyuyoruz. Yağlı. Ne kadar aralıklarla değiştiriyorsun suyu? Günlük de değiştirebilir, 2 günde de bir değiştirebilir. Yani çabuk olmasını istiyorsan günlük değiştiriyorsun. Çabuk olmasını istemiyorsan, evet, 2 günde değiştirebilirsin. Daha uzun süre aynı ilk suda kalabilir. Bizim videomuzda, YouTube'daki videomuzda, Yaşayan Mutfak HB kanalında videomuzda ilk suyuna biz sirke ve limon koyduk. O biraz daha geç olması için ve zeytinin kendini sıkması içindi. Reçete de buradaki Allah'ın bilhassası Rasim abinin reçetesiydi. Didem Hanım, sizi bekliyoruz, villalara gel. Burası Hilton Bodrum, Harun abi. Hilton Bodrum'un villalar kısmında biz tesisteki zeytinleri topluyoruz. Yaklaşık 350 kilo kadar yağ elde etmeyi hedefliyoruz. Mutfak ekibinin bir kısmı burada zeytin topluyor. Oğuz hoş geldin. Bütün ekip katıldı canlı yayına. Ünlü olur mu yoksa? Ünlü olursun ama ünlü olmak için bir şeyler yapman lazım ya, ustacığım. Yani insanların seni unutmayacağı bir şeyler yapman lazım. Evet. Mesela kafanda zeytin yaprağı kalmış. Bu unutulmayacak bir şey mesela. Hatıra. Ünlü olmak mı istiyorsun? Ünlü olmak istiyorum. Didem Hanım sayım yapıyormuş. Biz de zeytinleri sayarak koyalım o zaman. Evet, sayıyoruz. Evet. Kaç oldu? 30. 30 mu oldu? Yanlışım var abla. Burada daha 50, çok var 50. Ya. Almanca mı İngilizce mi sayın? Vallahi her dilden say ustacığım. 10 parmağında 10 marifet maşallah. O zaman yeni açanlar için ben tekrar bir oteli göstereyim, koyu göstereyim. Oradan da kapatalım artık. Funda Hanım da katıldılar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar zeytin topluyor. Villa kısmındayız bugün. Oteli ve koyu göstereceğim. Ondan sonra yayına ara vereceğiz. Ama sürekli katılımcı artıyor. Ne kadar güzel, güzel mesajlar geliyor. Hepsini okuyorum. Bütün mesajların. Yurdumun her köşesinden arkadaşlar katılıyorlar. Herkese selam. Diyarbakır'ından Mersin'ine, Ankara'sından İstanbul'una kadar, Konya'sına kadar herkese selamlar. Oğuz, yarın sabah görüşürüz. Buradayım. En başta tabii ki benim güzel köyüm Samsun, Bafra'nın Kolay kasabasına kucak dolusu selamlar, saygılar, özlem, hasret, iyiye dair, güzele dair ne varsa gönderiyorum oraya. Perihan Hanım, Şükrü Usta'nın yanından ayrıldım ama bu yazdığını söyleyeceğim. Evet, omletleri meşhur. Kendisi de meşhur olmak istiyormuş. Televizyonlara çıkayım diyor. Evet arkadaşlar, burası Hilton Türkbükü Bodrum. Bodrum, 11 yıldır Bodrum'dayım. Bodrum'un en güzel denizi.
en güzel koyu. Şu an faaliyette olan. İçerisinde otel bulunan en güzel koyu. Çünkü bakir çok daha güzel yerler var ama otel bulunan. Kışın burası kıyamet kopuyor burada dalgalar. Ama burada bu dinginlik hep devam ediyor. Buradaki içeriye doğru girintiden koydan dolayı. Burası Göl Türkbükü. Göl Türkbükü'nün hemen bu şuranın arkası. Bu ağaçlardan göremiyoruz. Meşhur Türkbükü. Sosyetenin yazları mekanı olan Türkbükü. Karşıdaki görmüş olduğumuz otel Mandarin Oriental Bodrum. Bu burunun hemen arkası da Cennet Koyu. Burası böyle. Bizim otelimiz de buradan başlıyor. Burası Yunan mutfağı. Burası gündüzleri sinek, akşamları balık restoranı. Burası yine gündüzleri sinek, akşamları İtalyan restoranı. Ana binamızda bu camekanlı bölge. Balo salonu 1200 kişilik. Altında ana restoranımız var, büfe. Kaydırakların hemen önündeki demirli alan. Şu görünen iki tane demir. Kebapçı. Burası da böyle bir konsept. Villaların asansörü. Villa bölgesine iniyor buradan. Bu görmüş olduğunuz alan yarımada. 11 tane villa var dediğim gibi. Sezonu kapattık. Bodrum'da artık sezon bitti. Diğer oteller için de bir 10-15 gün içerisinde tamamen bitecek. 1-2 tane 12 ay açık alan otel var ama onlar için de sezon kelimenin anlamıyla yani yoğun sezon bitmiş durumda. Artık son toparlanışlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Renk verdiniz. Görüşmek üzere bir başka canlı yayında.